Bu videoda bunun gibi ya da bunun gibi imkansız atışlara bakacağız. Başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Bu abi neyin atışını yapacak? Önünde ork mu var? Ha yok, Battle Flip Challenge. Abi at. Evet, at artık. At şunu. İşte bu. Hemen şimdi bir Battle Flip Challenge denemesi. Suyum hazır gördüğünüz gibi. Şuraya doğru atacağım, sonra kameradan göstereceğim. Abi olmadı ya. Göstermeme gerek yok, olmadı. Ama dik düştü, orada yamuldu. Bir ara neydi bu Battle Flip Challenge? Oturduğumuz kafede böyle sabaha kadar atıp atıp tutuyorduk. Bu ne? Topu sektirip oradan seken topa arka ayakla oradaki deliğe attı. Güzel, böyle futbol yeteneklerini bazen kıskanıyorum. Bura galiba Kaykay Parkı gibi bir şey. Oraya ama bowling topu attı. Nereye gidecek o top? Oradan döndü, geldi. 12'sini de vurdu oradan. Bu arada labutları 12 diye salladım ama sayısı o mu bilmiyorum. Ben hiç hepsini deviremediğim için ne bileyim kaç tane. Oo, bunlara bayılıyorum ya. Trambolinle zıplıyorlar. Abi şu hareketlere bak. Oradan alttan geçiriyor, ona veriyor falan. Sonuncu smacı basıyor. Birkaç tane bardağı dizmiş oraya, pinpon toplarını atıyor. Ama hileli olabilir mi ya? Yani her arka arkaya attığı giriyor mu sizce? Attığının 10 santim ilerisine atması lazım ama hani kesmiş olabilir oraları. Bu videoları görmüştüm. Böyle garip garip logoların oraya tuvalet pompası yapıştırmaya çalışıyor. Bu benim en iyim olabilir. Yani güzel şut. Bence aramızda bunu yapabilecekler vardır ya. Ben yapamam ama kesin yaparsınız. Size güveniyorum, yaparsınız. Unreal. Ne? Gerçek olmayan ne? Kalenin oradan topa vurdu. Tam olarak oyunun başlayacağı noktayı nasıl hesaplamış olabilirsin? Ta kalenin oradan vuruyorsunuz topa, tam o santra çizgisinin orada duracak. Yani ben yapamazdım. Evin çatısından havuza doğru ben evlere bakıyorum ya şu an. Ben yaptığı atışa çok dikkat etmedim. Ben arkadaki evleri seyrettim sadece. Güzel. Hiç bakmadan birinciyi attı. İkinci de mi? İkinciyi de attı. Üçüncü. Üçüncüyü de attı. Dört. Dördüncüyü de döndü attı. Yani yetenek. Adam artık onu kaç bin kez atmışsa kaslar alışmış. Yani çok eski bir video vardı. Kim? LeBron muydu? Böyle ta sahanın dışına çıkıyor, atıyor. Dışına çıkıyor, atıyor. Her seferinde de giriyor. Oy, araba. Abi arkadaki arabaya bakıyorum. Tamam, çanta güzel trick shot oldu da arabaya kilitlendim ben. Ya oradan da askıyı attı. Ha, montu asması için. Peki o arkadaki arabaya kilitlenen bir tek ben miydim? Yine bir smaçlı falan bir şey geliyor. Aa, omzuyla attı adam ya. Abi ben elimle atamıyorum, adam omzuyla attı. Çocuğun tepkisi. Adam yerdeki suyu önce bir yükseltti. Sonra bir kez sektirdi. Cips poşetinin içine. Bravo. Ya abi fotoğrafçı herhalde bu arada. Elinde kamera var. Dünyanın en iyi fotoğrafçı futbolcusu. Bu adam o kırbaçla iki şişenin ortasındaki bir şeye vuracak değil mi? Oo, slow motion geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Tam ortadakini aldı, şişeler üst üste. Bu arada kırbaç ne kadar acayip bir şey ya. Kırbaçı kim icat etti? Şöyle çeviriyorsunuz diye ses çıkıyor. Acaba bir gün ben de bir kırbaç alıp denesem mi ya, şöyle yapmayı? Herhalde yaparım gibi. Bak buradan alacaksın, böyle bir şey yapacaksın. Sonunu bekle. Aa, çok yakında olmadı ya. Hadi havluluğa havlu geçirme challenge. Hadi abi çok yakın gidiyor. Hadi. Sayılır sayılır, oldu oldu. Tam oturmadı ama oldu. Ha, devamı varmış, onu da saymamışlar. Abi bu da sayılmıyor. Cuk oturması lazım o zaman. İşte aynen bunun gibi. Tebrik ediyorum. Evde golfle alakalı bir şeyler. Aa, oradan sektire sektire aslında bu setupları nasıl kurduğunu gösteriyor gibi bir şey. Yani tam topun nereye gittiğini anlayarak oradan böyle diziyorsunuz. Bu pimponlardan da herhalde bir tanesi girer ya. O kadar pimpondan bir tanesi bile mi girmedi? Bir tane ya. Ha, özel olarak kırmızı mı girdi? Anlamadım da o arkadaki boruların ne alakası vardı? Oo, bu nasıl bir setup böyle ya, bıçaklar falan. Aa, teyzeyi tanıyorum ben. Teyze hadi. Aa, geçti. Oldu. Bence ilk de yaptı teyze. 4-5 tane basketbol topunu aynı anda basket atabilir misiniz? Hatta 3 potadan basket atabilir misiniz? Evet, atabilirsiniz. Biraz fazla uğraşmanız lazım. Bilardo bayılırım. 3 masa ilerisinde top gitti, ortaya vurdu, hepsi girdi. Bu nasıl olmuş olabilir ya? Abi imkansız. Ortaya top değdiği an hepsi kendi deliğine gitti. Aa, hayır ya. Düşecek telefon. Dur, kafasına mı gidecek?
Ha çantasına girdi. Bir an var ya dedim adamın kafası gitti orada. Keşke biz de bir gün yolda yürürken çantamıza iPhone düşse. Tabii efendim. Ne bu abi? Bir şey yukarıda yazanı okuyamadım. Tam kartın ha oraya girmesi lazım. Anladım. Rap diye yapıştırmış. Arasında sadece bir kartlık yer var. 22 saniye mi? 22-23. Saniyede adam yaptı. Dünyanın en kolay trick shot'ıydı. 7 gün 7 saat. 7 gün 7 saat buna mı uğraştın? 3 gün 8 saat. Oo gol. Tamam. Başka ne var? 3 gün 6 saat boyunca bununla uğraşmış. Gerçekten seni tebrik ediyorum ya. 3 gün yine uğraşmış. Abi ne kadar sabırlısınız ya. Ben ilk gün bir yarım saat uğraşırım, baktım olmuyor, salarım. Roller coaster'da basket atışı mı geliyor? Geliyor. Sen onu nasıl hesaplamış olabilirsin ya? Çünkü hani hareketli bir şeyi de hesaplayamazsınız. Sen atışı tam geldiğin noktada ayarladın, attın ama hani o gidişinin de bir o top üstünde etkisi var. Öyle bir fizik kuralları falan var yani. Nasıl olabilir? Bu adam kayarak nereye gidiyor? Denize gidiyor bu adam. Havadan. Gördünüz mü yaptığını? İmkansız bir şey değil miydi? Uçarken topu yakalayıp basket attı. Frisbee atışı. Ne güzel bir yol ya orası. Bayağı nereye gitti? Koridordan. Koridordan basket girdi o frisbee. Bu arada iyi frisbee oynarım. Frisbee'yi eğer oynamak istiyorsanız size tavsiyem böyle sportif frisbee'ler var. Halka şeklinde, ortası boş. Bence onlarla çok zevkli oluyor. Böyle atıyorsunuz, hani şöyle yakalayabiliyorsun. Normalde o tabak gibi olsa, şöyle gelse şöyle yakalayamazsın. Ama ortası boş geldiği için mesela şöyle geliyor, hemen yakalayabiliyorsun. Bunu bir deneyin. İki çocuk, birisi battle flip yapıyor ama double battle flip. Üçüncü geliyor mu? Aynı anda 3 ve 4. Abi gerçekten inanamıyorum. Siz ne kadar uğraştınız buna? İkisinin senkronu çok önemli. Hani tek kişi olsa anlarım da ikisi aynı anda attı. Bu ne? Mini... Ha yok. RC arabayla gelip bir şeylere çarpıyor. Bu arada ben böyle videolar gördükten sonra benim uzaktan kumandalı araba alasım geliyor. Çünkü ben uzaktan kumandalı arabaları çok seviyorum. Insane trick shot. Ta seyircilerin oradan zıplayıp bacak arasından dönerken topu fırlattın. Basket girecek mi? Basket? Ha yok, bir de sekecek. Yerde seken top oradan basket oldu. İşte ben bunu gerçekten alkışlarım. Merdivenin yukarısından mentos mu atacaksın kolaya? Tamam. 2. Aa 2 de oldu da abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun ya? Ya ne oluyor ya? Trick shot niye böyle sonuçlandı? Böyle bir şey beklemiyordum çünkü. 6829 kere denemiş. Abi yani bir senedir falan mı deniyorsun ya? Oradan öyle, oradan öyle. Gelmiyor, sonu gelmiyor. Tamam. Top hala gidiyor. Evet, güzel yolculuk. Bir de sonda girmezse var ya çok üzüleceğim ya. Bir de aşırı sinirlenirim. Tam olarak girdiğini göstermedi ama ben orada bardağı gördüm. Bu abiler ne yapıyor? Ha oraya yazıyı yazmaya çalışıyor herhalde. Next level ama E'ler ters geldi ya. Bu güzel oyunmuş. Bunu beğendim. Aha oldu, next level. Bu seferki bardağın içine bardak sokmalı challenge. Tamam. Abinin atışı çok ilginç. Soldaki abinin. Sağdaki de öyle atıyor. Böyle döndürerek atıyorlar, gördünüz mü? Falso verdiriyorlar bardağı. Tamam, bir geldi. İki de geldi. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en imkansız atışlarına baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Herkes şimdi bir battle flip challenge denesin, bakalım kimler yapacak. Bir kez daha deniyorum. Yapamadım. Diğer kanallara da hepinizi bekliyoruz. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.